ilkokul öğretmeni onun için Küçük Wes aslında zeki bir çocuktu ama aklı okulda değildi. Çünkü futbola aşıktı. Sınıfta bile ayağının altında top vardı. Futbol oynaması için ona hep izin verdim, diyor. Yakınları, sevenleri ona Wes diyor kısaca. Resmi adıyla Wesley Benjamin Snyder. 8 Haziran 1984'te Hollanda'nın 4. büyük şehri Utrecht'te işçi semti Ondiep'te doğdu. 6 yaşındayken Utrecht'in amatör takımı Dost'ta futbola başladı. Yetenek avcısı Ajax onu daha 7 yaşındayken keşfetti ve altyapısını aldı. Babası Barry Snyder bir kızak atölyesinde işçi, annesi Sylvia ise ev hanımıydı. Oldukça fakir bir aileydiler. Babanın futbola olan ilgisi 3 oğlunu da futbolcu olmaya yönlendirdi. Wesley ortanca çocuktu. Annesi o yılları anlatırken en çok çocuklarının futbol oynarken kırdığı camları hatırladığını söylüyor. 17 yaşındayken Ajax'la profesyonel sözleşme imzaladığında evlerine yeni bir arabayla döndü. Eline geçen paranın diğer kısmıyla da ailesine daha lüks bir semtte ev aldı. 18 yaşındayken Ajax'ın A takım kadrosuna alınmaya başladığında hocası Ronald Koeman'dı. Koeman onu bir süre sadece kadroya aldı ama oynatmadı. Şubat 2003'te ilk kez resmi bir lig maçında Ajax forması giydi. Top tekniği, oyun zekası, iyi şut atması ve kısa boyu daha en başından beri onun 10 numara oynayacağını gösteriyordu. Nisan 2003'te Ajax'taki ilk golünü attı. O sezonu 17 maçta 4 gol ve 4 asistle kapattı. 2003-2004 sezonunda 30 maçta 9 gol ve 11 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç oynayarak dünya vitrinine çıkmaya başladı. Artık takımın değişmez ismi olmuştu. Hem atıyor, hem attırıyor, hem de oyun zekası ve kişiliğiyle lider oyuncu görüntüsündeydi. Ajax'ta 5 sezonda 126 gol attı. Son sezonunda gol sayısını 18'e çıkarınca artık ismi Ajax'ı aşıyordu. 2007'de 27 milyon avroya Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de ilk sezonunda çok başarılı oldu. Mor beyazlı formayla 30 maçta sahaya çıkarken 14 gol ve 14 asist istatistiği yakaladı. Ertesi sezonsa sadece 4'ünde 90 dakika sahada kalabildiği 22 maça çıktı. 2 gol atabildi. Birdenbire gözden düşmüştü. Sezon sonunda Ronaldo, Kaka gibi büyük isimlerle takım yenilenince, Snyder de 5 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen 2009'da 15 milyon avroya Inter'e gitti. İtalya'da sakatlık nedeniyle 2 ay takımdan ayrı kalsa da ilk sezonunda çok iyi oynadı ve Inter'i şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında geldi. 2010-2011'de Serie A'da yine çok başarılı bir performans sergiledi. Ondan sonraki 2 sezonsa hem Inter düşüşe geçti hem de Snyder. 2012-2013 sezonunda aldığı ücrette indirim yapmayınca kadro dışı bırakıldı. Devre arasında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olduğunda çizme ekibinde 76 maç oynamış ve 13 gol atmıştı. Galatasaray günleri hepimizin hafızasında çok taze. Sarı kırmızılı forma altında 4 sezonda 124 maçta 35 gol attı. Taraftar kendisini hem çok sevdi hem de çok eleştirdi. Ajax'ta altyapıda çalışan eski hocası Riekerink'i Çin'den Galatasaray altyapısına getirdi. Riekerink A takımın başına geçince Snyder'in bu yükselmede payı olduğu söylentisi ismini yıprattı. 2017 yazında sözleşmesi bitince Galatasaray'dan ayrıldı ve Nice'e transfer oldu. Nice'de aradığını bulamadı. 6 ay sonra Katar'ın El Garafa takımına gitti. Artık yaşlanmaya başlamıştı ve aradığı şey şöhret değil, sadece maddiyattı. Hollanda milli takımında 134 kez forma giyip 30 gol atan Snyder, doğduğu semtte bir spor vakfı kurdu ve ilk takımı DOS'a maddi yardımda bulunuyor.